Merhaba dostlar. Yine güzel bir yere geldik. Bu dağları, taşları yine geziyoruz arkadaşlar. Yine dikkatimizi çeken güzel yerler oldu mu sizlerle paylaşıyorum. Bakın burada çok değişik bir kayamız var bu çalıların arasında. Burada dikkatimizi çeken oymalar var üstünde. Hemen şu yan tarafında kare bir taş var arkadaşlar. Çalılardan ne kadar gözüküyor bilemiyorum ama bu kare taş buraya nasıl geldi? Burası bir antik kent değil. Ve üstünde değişik işaretler var. Hemen buradan aşağı inmeye çalışalım. Arkadaşlar elimin üstünde bir arı geldi. Hemen o arıyı def etmeye çalıştım. Evet, devam edelim bakalım. Asıl göstermek istediğim yer biraz da aşağıda. Bir kapama taş gibi bir yer vardı arkadaşlar. Burayı size göstermek istiyordum ve şu taşın yan kenarını göstermek istiyorum. Burası bir kasa gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen şöyle göstermeye çalışayım. Şurayı görüyorsunuz. Ve ortasında da bir çarpı var arkadaşlar. Böyle dikkat ettiniz mi gözükür. Veyahut hemen şöyle göstermeye çalışayım. Tabi burası zamanla taştan bir olmuş arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bakın şuraları görüyorsunuz. Hemen Horasan harçlarıyla sıvamaya çalışmışlar. Bakın hemen. Tabi uzaktan bir şöyle bir göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Buranın kapalı bir yer olduğu belli. Tabi üstünde de bir küçük bir çarpı var. Bu çarpı arkadaşlar ne kadar doğru bilemiyorum ama şöyle yanaştırayım birlikte bakalım. Çok net bir çarpı ve şu kayanın yapıştığı yerlerde görüyorsunuz. Bakın. Şöyle bir kare şeklinde. Yakında pek doğru düz gözükmüyor ama uzaktan baktığınız zaman çok net bir kasa gibi. Buraya yapışmış bir kasa gibi arkadaşlar. Şöyle yandan da göstereyim. Bu taşın arkasında başka bir şeyler var mı? Birlikte bakalım. Hatta şöyle göstermeye çalışayım. Pek gözükmüyor ama dikkatimizi çeken yer şurası arkadaşlar. Artık ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Bakın hemen şöyle bir kapama gibi bir yer ve üstünde çarpı işareti. Burası hemen bir kayalık yerin altında. Çok güzel bir yerde. Ve bunun etrafında başka taşlar da var. Kırmışlar. Zamanla. Şu ileride de dikkat çeken taşlar var. Orayı da size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şu taşımıza tekrar bakalım. Ve yolumuza devam edelim bakalım. Önümüzde başka neler çıkacak. Birlikte bakalım. Şurada büyük bir kaya var. Orayı ne yazık ki parçalamışlar. Artık neden parçalamışlar? Onu da bilemiyorum arkadaşlar. Tahmin edersiniz. Hemen şurada bir değişik bir kaya daha var.
Şurası. Şöyle göstermeye çalışayım. Burası da arkadaşlar hemen şu size gösterdiğim kayanın bir 10 metre yanında. Bu da bir nişangah taşı gibi. Ve hemen aşağı inelim. Bu parçalanmış taşların arasından geçelim. Buraları elden geçirmişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Parçalamışlar bu kayayı. Buralarda bir şeyler bulabilir miyiz diyerekten. Çok değişik bir yer. Bakın hemen güzel bir dağın eteğinde ama burayı bayağı parçalamışlar. Çünkü normalde kendi kendine bu taş burada bu hale gelmez. Burası bir kaya mezarı da olabilir. Temeli de kırmış olabilirler. Buradaki kaya mezarı. Şurada bir kaya var. Üstü bir oval şeklinde. Onu göstereyim. Evet, bayağı harap etmişler. Ve ilk çıktığımda size göstermek istediğim yer burada arkadaşlar. Hemen şurada dönüp orayı da size göstermek istiyorum. Asıl dikkatimi çeken yer orasıydı. Hemen şurada bir değişik bir kaya. Ve hemen üst tarafında bir yerdeydi. Şunu bir daha neredeydi? Şurada olması lazım. Evet. Hemen orayı da çıkıp göstereyim. Evet arkadaşlar. Kapama taşımız da bu. Şu gördüğünüz taş arkadaşlar. Ne kadar net ve güzel görüyorsunuz. Bunun etrafına bakalım. Çok değişik, güzel, yuvarlak bir kapama taşı. Üstünde şu yan tarafta bir kesik var. Buradaki taşlara benzemiyor arkadaşlar. Burası bir kapak taşı bu. Şöyle bir göstereyim. Çok net bir kapak taşı. Hemen yanı başında da büyük bir kayayı parçalamışlar. Ve biraz daha ileride de kayanın üstündeki küçük kasayı gözlemiştim. Ama asıl göstermek istediğim yer burasıydı. Oradan buraya gelince kadar. Burada şöyle net olarak göstereyim size. Etrafını şöyle bir tam göstermeye çalışayım. Bu gibi taşlar arkadaşlar kapama taşı deniyor bunlara. Bunlar bir girişi kapatır. Bir define girişini, bir malzeme girişini, eski eşya girişini. Eskide insanlar bu gibi yerlere eşyalarını saklar ve üstüne böyle bir kapak koyarlardı. Buralarda ille de define çıkacak diye bir şey yok. Eski el eşyaları da çıkabilir. Eski giyim eşyaları da çıkabilir. Bu gibi yerlerde her şey çıkabilir arkadaşlar. Hemen yanında da bir muska şeklinde bir kaya var. Evet. Hemen yolumuza devam edelim. Ve bu videomuzu da burada bitirmeye çalışalım. Arkadaşlar bu videomu da burada bitiriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımıza destek olursanız böyle dağ taş gezip sizler için güzel güzel yerleri çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.